Şahıslar adına söz Sayın Bedri Yaşar'ın. Sayın Yaşar buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii biraz önce Grup Başkan Vekili Sayın Elitaş bu kademeli tarifeye önümüzdeki yıl geçeceğini, bununla ilgili kanun teklifini gündeme getireceğini söyledi. Ben de teşekkür ediyorum kürsüden kendilerine. İnşallah önümüzdeki yasama döneminde bu kademeli tarifeyi de meclisten geçirmiş oluruz. Tabii gecenin bu saati fazla bir şey söylemek istemiyorum ama özellikle bu asgari ücretle beraber zaten bizim de desteklediğimiz asgari ücretteki işverene düşen verginin de kaldırılması, iade edilmesi bizim de desteklediğimiz bir kanundu. Sayın Genel Başkanımız 4.000 lira olarak açıklamıştı. Ayrıca işveren payının da işverenle işçiler arasında paylaşılması şeklinde bir öneride bulunmuştu. Yani muhalefetin söylediklerini yapmak size bir şey kaybettirmez. Burada konuştuğumuz her şey millet adına, milletle beraber milletin geleceği için bunları gündeme getiriyoruz. Tabii son dönemlerde özellikle döviz endeksli mevduattan bahsediyoruz. Bu kurun artışıyla beraber biraz önce burada bir milletvekilimiz de dedi ki bizler işte stokçularla, kara borsayla, kara borsacılardan bahsetti. Ben de diyorum ki bakın bunlarla mücadele etmek sizin işiniz. Yani bugün icranın başında sizler varsınız. Özellikle bu kur artışlarıyla beraber özellikle ithalatçıların getirdikleri malzemeler var. Bunlarla ilgili belli fiyatlar var. Bunları aşağı indirmekte ben buradan uyarıyorum. Mümkün olduğunca sanki bu yapılan zamlarla bir mevzi kazanılmış gibi bunları geri almaktan imtina ediyorlar. Yani bunun yükselirken böyle yıldırım hızıyla düşerken maalesef mehter marşıyla aşağıya doğru geliyor. Ben buradan iktidarı yani sizleri buradan uyarıyorum. Bir an önce bununla ilgili müdahalenizi yapın. Kur %30 geri geldi. O zaman hiç olmasa temel ihtiyaç maddeleri de dahil, ham maddeleri de dahil bir an önce %30 fiyatların geri gelmesi lazım. Bunu da yapacak sizlersiniz. Ümit ediyoruz ki özellikle bu döviz endeksli mevduatlarla ilgili tüm mevduatların tamamı döviz endeksi dönerse artık TL'den bahsetmek bir tarafa biz de herhalde Türk lirasını Türk doları olarak tarif edeceğiz gibi görünüyor. İnşallah bu işlerden de bir an önce kurtuluruz. Yine bu maddede belediyelerin özellikle gaziler, şehit yakınlarıyla ilgili yapılan harcamaların belediyeler bütçesinden karşılanması var. Pandemi döneminde de bunun sıkıntılarını yaşadık. Nasıl? Hükümetin sosyal projeleri varsa belediyelerin de genel görevler arasında bu sosyal projeler var. Bu konuda ayrıma gitmek işte oraya bağışta bulunursun, buna bulunamazsın, şuna yaparsın. Bunların da ortadan kalkacağı, belediyelerin de sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde hizmet etmelerinin bu manada önünün açılması lazım. Yani bugün özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yurt problemiyle ilgili gelen öğrencileri ta terminalda karşıladı. Aldı otellere yerleştirdi. Bakın böyle bir faaliyette bulundu. Kötü mü oldu? Yok. Bunu hepimiz bu öğrencilerin mağduriyetini hiç kimse istemez. Hepimiz de bunu destekledik. Yine buna benzer muhtarların sorunları var. Muhtarların yani muhtarlar bugün elektrik faturaları, su faturaları, telefon faturaları belediyeler tarafından ödensin istiyorlar. Ne yapıyorlar? Uyduruk gerekçelerle ödenebilir diyor. Ya belediyelerin yarısı ödüyor, yarısı ödemiyor. Buna da Sayın Başkanım bir açıklık getirebilir. Ödenir desek hiç problem kalmayacak. Ama bunun yanı sıra kimisi uyduruk faturalar düzenliyor, belediyeye götürüyor. Bunlar da ayda yaklaşık 2500-3000 lirayı geçmeyen faturalar. Muhtarlar için bunu söylüyorum. Buna da bir açıklıklık getirilirse belediye meclislerinden bu kararlar alınabilir. Ama işte bu gerekçelerden dolayı tam uygulanmıyor. Hiç olmazsa muhtarların da bu temel ihtiyaçları da belediyeler tarafından karşılanmış olur. Bunun yanı sıra tabii özellikle yine belediyelerin hizmet alanıyla ilgili kısıtlamak yerine denetleyerek bu işi çözmemiz lazım. Hangi konuda olursa olsun denetim görevi kimde? Sizde, iktidarda. Yine emtia fiyatları dahil bakın müteahhitlerle ilgili
47-34'e göre alınan ihalelerden bahsediyorum. Şimdi bu kürsüde bazen müteahhitlerden bahsedince herkes beşliği algılıyor. Dolarla, yapsatla, köyle, ne bileyim araç garantili, hasta garantili, yol garantili, geçiş garantili projelerden... Tamamlayın sözlerinizi. Tamamlıyorum. Ama onun dışında rekabete açık, bunların çoğu da TOKİ müteahhitleri, size de göndermiştir. Ben de 150 imzalı hem meclis başkanlığına gönderilmiş, cumhurbaşkanımıza gönderilmiş, Bayındırlık Bakanlığı'na gönderilmiş dilekçeler var. Eğer bunlarla ilgili bir iyileştirme yapmadığınız takdirde bunların ya fiyat farkı ya tasfiye kararnamesi, bununla ilgili bizim bunların önünü açacak bir faaliyette muhakkak bulunmamız lazım. Yani burada yapılacak uygulama devletin lehinedir. Bunu yapmadığınız takdirde teminat mektuplarının hepsi nakde döner. Devlet bugün 100 liraya yaptığı bir işi ihaleye çıktığı zaman 200 liraya yapacaktır. Bunun örneği geçmişte var. Dolayısıyla biz burada muhalefet olarak teklifte bulunuyoruz. Tabii çalışmanız güzel bir şey. Bizim bakın, bundan önceki kanunda da söylediğim gibi biz problemlerin ortasında yaşıyoruz. Bizim görevimiz muhalefet de olsa milletvekili olarak toplumun her kesimin problemlerini buraya getirip taşımak, buna çözüm öneriler. Teşekkür ediyorum Sayın Yaşar. Sayın milletvekili. Yani açayım tekrar ama yani çok yorulduk lütfen ya. Yani. Buyurun. Açın. Kanunun geneliyle ilgili olumlu düşündüğümüzü, olumlu oy vereceğimizi de buradan ifade ediyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.